ismim Emre Saraç. DAP Yapı'da çalışıyorum. DAP Yapı ise 2003 yılında kurulmuş bir firma. İnşaat sektörü üzerine Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz tarafından kurulmuş bir firma. Sektörün öncü firmalardan birisi. Projelerin çoğu örnek teşkil edecek değişik projeler olarak görülmekte, yani ödül almakta, yurt dışında da olmak üzere bu. Bence bütün alanlarda fark yaratıyor açıkçası. Önceki ERP uygulamasında uygulamaların, yani modüllerin birbirine bağımlılığı birden fazla ekrana ihtiyaç duyarak iletişim sağlıyordu. Bir modülden bir örnek veriyorum. Talepten teklife, teklipten siparişe. Tek ekranla geçiş olmuyordu. Ama Diya'da bu ise tek ekranda oluyor. Bundan dolayı çok fazla bir hani birbiriyle iletişim olduğu için modüllerin çok kolaylık sağlıyor bize bu. Kullanıcılar için, muhasebe müdürleri için, yöneticileri için. Nedir görevleri? Aylık firmanın beyannamelerini vermek, defterlerini vermek, SGK bildirgeleri olsun, vesaireler olsun. Yönetime maliyet raporları sunabilmek, finansal analiz raporları sunabilmek. Bu Diya'da çok kolay. Hepsini yani tek tek açmak gerekirse şöyle. Beyanname modülü var Diya'da. Muhtasar beyannamesini hazırlamak verinin büyüklüğüne göre. Örnek veriyorum. Yani 300 çalışanlı bir firma için konuşayım ben bunu. Muhtasar beyannamesini hazırlamak 1-1,5 dakika gibi bir süre alıyor. Ama tabii bu atıyorum 2003.000 ise 1-1,5 dakika, 2-2,5 dakikaya çıkabiliyor. Hani çok büyük bir süre değil. Ve bunu da muhasebecilerin, mali müşavirlerin kullanmış olduğu BDP denilen beyanname düzenleme programı var. Buraya tekrar veri girişte sağlamıyorlar. Diya'nın sağlamış olduğu kolaylıktan birisi o beyanname ödülünden çıkan veriyi XML olarak kaydediyor ve de BDP programına bu XML'i açtırabiliyor. BDP programı paketleyip gibi yükleyebiliyor. Hiçbir şeyi kontrol etmeden açıkçası. Bu yönden bir beyanname açısından kolaylık sağlıyor. E-Fatura, E-Defter, E-İrsal, E-Arşiv tarafında ise eskiden ERP uygulamaları, muhasebe uygulamaları, üçüncü parti programlar kullanıyordu. Birbirleriyle entegrasyon sağlanıyordu. Bunlar için ekstra para veriliyordu vesaire. Diya'da ise bu bir bütün içinde olduğu için bu yönden çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani ikinci bir programı açmıyorsun. Veri entegrasyonu doğru sağlandı mı, değil, sağlanmadı mı, veri yanlış gidip gitmedi mi oradan kontrol etme sorumluluğunuz olmuyor. Çünkü zaten faturadan girdiğiniz için her şey doğru olarak geçiyor diğer tarafa. Maliyet ve finansal analizler için ise Diya'nın standartta olan hali hazırda raporları var. Bunlar çoğu ihtiyacımızı karşılıyor %90. Kalan %10'luk ihtiyaç için ise Diya'nın geliştirmiş olduğu özel rapor bölümü var. Bunlarla ilgili biz ihtiyaçlarımızı yetkili çözüm ortaklarımıza iletip bu yetkili çözüm ortakları bizim ihtiyacımız olan raporları üretip bizim sunucumuza, bizim uygulamamıza içine yerleştirebiliyorlar. Diya kullanacaklara sadece hani uygulamadan, maliyetinden, uygulama lisansından kâr etmiyorsunuz. Diya'nın çalışma mantığı bulut sisteminde çalıştığı için IT maliyetlerinizi de düşürüyor. Ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü IT maliyetleri dediniz mi işin içine döviz giriyor, kur giriyor. Her sene o sistemlerinizi yenilemeniz gerekiyor vesaire. Diya sizin yerine zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla da hani Diya kullanacakları gözünüz kapalı Diya alabilir yani açıkçası. İnternet üzerinden çalışması sistemi bir firmanın kendi lokal sistemine bağlı olmadığından dolayı hızlı çalışmakta. Diya'nın kendi modülleri arasında dinamik alan modülü var. Dinamik alan modüllerinde hal olan ekranlarda ihtiyacınız olmayan bir alan gördüğünüzde ekleyebiliyorsunuz kendiniz. Bu bir özgürlük açıkçası. Pandemi sürecinde evden çok çalıştık biz. Bu süreçte çok yararlı oldu diye bizim için. İnternetimizin olduğu her yerde çalıştık açıkçası. Bir de mutluluk. Kullanıcı dostu olduğu için beni mutlu ediyor açıkçası. Ve sadece beni de değil, kullanıcılarımızı da mutlu ediyor. İşine özgürlük kat, işine Diya kat.